Keşke yapmasaydım programından herkese selamlar sevgili dostlar. Ben Yunus Çevik. Kanalımıza ilk kez geliyorsanız, abone olup bildirim zilini açarsanız mutlu oluruz. Ayrıca videonun sonuna kalanlar için süper teşekkürlerle ilgili bir teşekkürümüz olacak. Kıymetli dostlar, kumar çok kötü bir şey. Ne yuvalar yıkıldı, ne evler ne arabalar gitti kumar yüzünden. İnsanların hayatı bitti. Çok acı bir öykü var bugün. Ta çocukluktan başlayıp hayatı kararan bir insan var. Kumar yüzünden. Ve kumarın ötesinde başka şeyler de var. Ama çok detaya girmek istemiyorum. Mektuba geçelim. Ondan sonra üzerine detaylıca konuşuruz inşallah. Videomuzu izledikten sonra düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz ama unutmadan like tuşuna basarsanız gerçekten mutlu oluruz. Yaptığınız yorum ve like'lar verdiğimiz emeklerin karşılığı olacaktır. Herkese merhaba. İyi yayınlarınız olsun. Yunus Bey, sizi bir süredir takip ediyorum. Ben de ibretlik hayatımı size yazıp insanlarla paylaşmak istiyorum. Sizler için de uygun olursa benim de hayatımı yayınlarsanız çok mutlu olurum. Çünkü ben hayatımda çok büyük hatalar yaptım. Hatalarımda da hep bana yanlışlar getirdi, hatalar doğurdu. Bir kere yalan söyleyince hep yalan söylemek zorunda kaldım. Her şeyimi kaybettim. Ve işin sonunda hiçbir şeysiz ortada kaldı. Sizlere de başımdan geçenleri anlatmak istiyorum. Şimdiden belirtmek istiyorum. Anlatacaklarım kişilerin isimleri gerçek isimler olmayacaktır. Ben kötü bir semtte büyüdüm. Annem ve babam çok iyi insanlardır. Düzgün bir aile ortamımız, iki tane de küçük kardeşim vardı. Evin en büyük oğlu bendim. Annem çok üzerime titrer, benimle çok ilgilenirdi. Babam da işten eve, evden işe giden bir adamdı. Kiracıydık ve durumumuz çok iyi değildi. Az kira veriyorduk. Bu yüzden de her semtte oturamıyorduk. Oturduğumuz semtte çok pis işler dönüyor, sürekli polis baskınları oluyordu. Olayların bitmediği bir semt. Öyle bir semtte annem ve babam beni o çevrenin içine mümkün olduğu kadar dahil etmemeye çalışarak büyüttü. Ama ne de olsa ben orada okudum, orada büyüdüm. Annem ve babam bilmese de benim de orada edindiğim arkadaşlarım oldu. Onlarla çok sıkı bağ olmasa da bir bağ kurmuştum. Liseyi de gene aynı çevrede okudum. Sonrasında da bir ayakkabıcıda pazarlamacı olarak işe girdim. Ve çalışmaya başladım. Çalıştığım paranın bir kısmını aileme veriyordum. Onlar da borçlarını ödüyor ya da evin geçimine katkı sağlıyordu. Annem de evden eve verilen dikiş, boncuk, dantel gibi davetiye gibi işler yapıyordu. Az da olsun onun da çorbada bir tuzu oluyordu. Evimizde hep bir para kavgası, geçim sıkıntısı vardı. Annem birkaç kez evi terk etmişti. O zamanlar babama çok kinlenmiş ve paranın huzur bozduğunu düşünmüştüm. Çok fazla gizli kutuydum. Hiçbir şeyimi belli etmez, duygularımı yansıtmazdım. Ama aslında çok duygusaldım ve çok şeyi kafama takardım. Bu yüzden herkes beni merhametsiz ve duygusuz biri olarak tanıdı. Ama öyle değildi. Ben çok merhametli ve duygusal biriydim aslında. Çok genç yaşta çok yoğun çalışıyordum. Hafta sonu tatilim yoktu. Ve tüm gün ayakta çalışıyor, sürekli insanlarla konuşmak zorunda kalıyordum. Sürekli bir çaba içindeydim. Herkesin gezdiği saatlerde ben çalışıyordum. Ben de gezmek istiyor, ben de eğlenmek istiyordum ama çalışıyordum. Çalışmaktan da başka çarem yoktu zaten. İki kardeşim vardı ve onların okul masrafları da benimleydi. Annem çok dertli bir kadındı. Sürekli bir şeylere üzülüyor, sürekli gözü yaşlıydı. Çok fazla sigara içerdi. Ama başka da kötü bir huyu yoktu. Annem ve babam benim için özeldi. Babamın maddi yetersizliği annemi üzdüğü için ben de içten içe aslında babamı suçlardım. Bir nevi okumamış olmamın sebebi de buydu. Yüksek öğretim ihtiyaçlarım çok fazla olacaktı. Ve çalışarak para kazanma şansımı geri çevirecek şansım da yoktu. Ama çalıştıkça kazandığım paranın büyük bir kısmını aileme verince, geri kalan kısmıyla da bir şey yapmayınca ben de hayattan soğumuş bir gence dönüştüm. Alkolüm de sigaram da yoktu. Hatta öyle ki çok titizdim. Sadece çok fazla kız uyum vardı. Her gün bir kızla takılmayı o zamanlar marifet sanırdım. Biraz da bağlanma korkum vardı. Eğer bağlanırsam kaybetmekten korkuyor ve annem gibi bir kadını üzmek istemiyordum. O zamanlar en son düşündüğüm şey evlilikti. Ben asla evlenmem, yuva kurmam diye düşünüyordum. Çok gençtim. Ve evlenmek benim için çok uzaklarda bir yerlerdeydi. Oturduğum semtte takıldığım bir iki arkadaşım vardı.
Kısa süreli birkaç sefer cezaevine girmişlikleri falan da vardı. İçlerinde şartlı tahliyesi olan, adli kontrol şartıyla serbest kalan da vardı. Ama kafaları bana uyuyordu. Onların yaptığı hiçbir şey yapmıyordum. Ama onlarla akşamları bir iki sohbet edip gırgır makara yapmak hoşuma gidiyordu. Kafamı ancak öyle dağıtıyordum. Çok içerler, ben hiç içmezdim. Onlar ayık gezmezdi. Ertesi gün onların yanına gittiğimi bile hatırlamazlardı. Çoğu zaman adımı sanımı bilmezlerdi. Hatırlamazlardı yani. Onlar da bir var bir yoktu zaten. Ya ortadan kaybolurlar ya da arantısı çıkar yakalanırlar. Bir şekilde burunlarını pisliğe sokarlardı. Öyle insanlarla sohbetimin olduğunu ailem hiç bilmedi. Başkası da bilmedi. Çünkü çok kızarlar ve kesinlikle izin vermezlerdi. Benim gibi temiz bir aile çocuğunun o insanların yanından bile geçmesi garip karşılanırdı. Zaten benim hiçbir suça karışmışlığım, pis işlerden gelir elde etmişliğim ya da bir insana mala zarar vermişliğim yoktu. Hatta bir kavgaya bile karışmışlığım yoktu. Öyle bir yerde büyüyüp bu kadar temiz kalabilmek çok zordu aslında. Çünkü illaki o çevre seni kendine çekiyor. Ama o arkadaşlarımın da aslında yüreğinin iyi olduğunu düşündüm. Hepsi aslında evdeki sıkıntılardan ya da bulundukları çevreden dolayı kötü yolu seçmek zorunda kalmış insanlardı. Ben öyle düşünüyordum. Kötülük onların tercihi değil, kaderiydi benim gözümde. Gözümde onları atlamış ve tehlikeli insanlar olduklarının farkında bile değildim. Ben bazen sohbeti arada yanlarına uğrar, iki sohbet eder, kafa dağıtır, eve geçer, iç dünyalarını ve normal hayatlarını çok bilmezdim. Zaten ayık durmazlardı. Hepsinde takmatları vardı. Birbirlerine hep bir isimle yaklaşıyorlardı. O çevrenin içinde gene de kaybolmamak için onlarla arkadaşlığımı hep mesafeli tutmaya, uzak durmaya çalıştım. Bir nevi tedbirdi benim için. Çünkü ben ailesinin geçimiyle ilgilenmek zorunda olan bir genç adamdım. Ve kız kardeşim vardı. Ailem benim için değerliydi. Evimi çok sever, evde vakit geçirmeyi, evimde uyumayı falan dışarıda gezmeye değişmezdim. Annem de babam da olabildiği kadar temiz bir hayat sundular bana. Ama o hayatın içinde hep parasızlık vardı. Sürekli para sorunu yaşıyor, sürekli bir sorunla karşı karşıya kalıyorduk. Bu da beni ister istemez evden uzaklaştırıyordu. Çünkü para sorunu olan bir evde mutluluk da olmuyor. İnsanlar hep bir şeyler peşindeydi. Ben de daha fazla para kazanma peşindeydim. Hayatımda kendime ayırdığım vakit bile yoktu. O dönemlerde ben daha gencecikken ve kardeşlerim küçükken annemin bir hastalığı olduğunu öğrendik. Anneme çok düşkündüm. Erkek çocuğu olduğum için özellikle annem benim için bambaşka bir noktadaydı. Annemin rahatsızlığı beni çok üzmüş, iyice içime kapanmıştı. Onu hastaneye getirip götürmek istiyordum ama işten doğru düzgün izin alamıyordum. Bu da beni işimden soğutuyor, performansımı düşürüyordu. İzin vermediklerinde hastayım deyip işe gitmemeye, ihtarlar almaya başladım. Gitgide sorunlar büyüdü. Çalışırken verimli olamıyordum. Bu da beni iyice yoruyordu. Daha sonra beni işten çıkardılar. İşten çıkmam annemin yanında daha fazla zaman geçirmemi sağladı. Ama bu kez de daha çok parasız kaldık. İstediğim bu değildi. Parasız kaldıkça annem daha çok strese giriyor ve daha çok üzülüyor. Bu da onun hastalığını ilerletiyordu. Bu yüzden çok fazla vakit kaybetmeden yeniden iş aramaya başladım. Fakat babam annemle hiç ilgilenmiyor, annemi sürekli yalnız bırakıyordu. Annem o hasta haliyle hastanelere tek gidiyor ya da komşularımız veya akrabalarımız ona refakat ediyordu. Annemin böyle kimsesiz gibi hastaneye gidip gelmesi de çok ağrıma gidiyor, babama çok kızıyordum. Annemi ne olursa olsun yalnız bırakmaması gerekiyor, sürekli onunla ilgilenmesini istiyordum. Zaten kardeşlerimin psikolojileri iyice bozulmuştu. Özellikle en küçük kardeşim sürekli bana abi annem ölecek mi diye soruyordu. Onun böyle sorması öyle üzüyordu ki beni, ona söyleyecek bir sözüm yoktu. Çünkü gerçekten annemin hastalığı ciddi bir boyuttaydı ve sonunu göremiyorduk. Tedavisi zordu, geç kalınmıştı. Erken tanı hayat kurtarabilirdi ama çok geç kalmıştık. O dönem babam da hep dışarılardaydı. Sürekli para yok der, kendisi de eve pek gelmezdi. Artık onun para yok demesinden bıkmıştık. Ne olursa olsun para yok diyordu. Ben para alıp verdiğimde bile para yok diyordu. Son zamanlarda kiramız ödenmemeye başladı. Ev sahibiyle sürekli sorun yaşıyorduk. Faturalarımız ödenemiyordu. Sürekli ihtarnameler geliyordu. Pazar parası kalmadığı için pazara gidemiyorduk.
Bu kadar para nereye gidiyordu belli değildi. Borçsa borcun gittiği yer de belli değildi. Sürekli babamın sorunlarıyla uğraşıyorduk ve annem bunlardan etkileniyordu. Bir gün babamı takip ettim, izin günümdü. Ve o günümü sadece babamı takip etmek için ayırdım. Başka bir eve girdiğini ve birkaç saat sonra oradan çıktığını gördüm. Ama o evde ne yaptığını, kime gittiğini çözemedim. Sonra babamı gizli gizli takibe devam ettim. Bir ay kadar fırsat buldukça onu takip ettim. Kendime demesem de semtteki arkadaşları ettirdim. En sonunda bir gün yakaladım babamı. Başka bir kadını aynı evden alıp şirket arabasına bindirip arabada öpüştüler. O an kendime hakim olamadım. Babamın yanına gidip onu arabadan indirip yumrukladım. Ne olduğunu, benim nereden çıktığımı anlamadı bile. Kendime hakim olamıyordum. Aklımı kaybetmiştim. Neredeyse öldürecektim onu. O kadar sinirliydim. Annem evde hasta ve neredeyse açken o başka kadınlarla aşk yaşama derdindeydi. Yanındaki kadın ne olduğunu anlamadı, kaçtı. Çok korktu babam. Bir daha yapmam oğlum. Oğlum bir daha yapmam. Sakin ol diye ayaklarıma kapandı. O günden sonra anneme sesini bile yükseltemedi. Ama o kadınla da muhabbeti kesmedi. Sürekli kadınla konuşuyordu. Annem anlamıyordu ama ben anlıyordum. Birkaç sefer babam bu konu yüzünden tehdit bile ettim. Çok korkuyor ama o kadının peşini de bırakmıyordu. Annem o evden çekip alsam hastaydı. Psikolojisi çok daha bozulacaktı. Kardeşlerim küçüktü. Zaten annemin hastalığından dolayı üzülmüşlerdi. Daha perişan olacaktı. Bu yüzden babam bu iğrençliklerini sakladı. Ama babam vazgeçmedi. Bize para vermeyip o birlikte olduğu kadına yedirmeye devam etti. Şule'ymiş kadının adı. Kimdir nedir öğrenmeleri için semtten o her yerde eli kolu olan arkadaşlarımdan rica ettim. Biraz araştırdılar. Pavyon çıkması bir kadınmış. Babamın da aklını başından almış. Kirasını falan da babama kakalamış. Babam ödüyormuş. Bütün para oraya gittiği için bize para kalmıyordu tabii. Ben de maaşımı eve vermemeye başladım. Yani babamın eline vermiyordum. Annem kira ve faturalar için kullanıyordum. En azından annemin kafası rahat etsin, bir de bunlara kafasını takmasın diye uğraşıyordum. Yoksa babam falan umurumda değildi. Arkadaşlar defalarca ne yapalım kanka, zarar verelim mi diye sordu bana. Bırakın pislikleriyle boğulsunlar. Annemin kulağına giderse elimden kötü bir kaza çıkar. Kendime hakim olamam dedim. Ama babamı sürekli sıkıştırıyordum. Hatta onun parasının bir kısmına el koyuyordum. Kardeşlerimin, anamın hakkını o orospuya yedirme diyordum. Bu yüzden de benden biraz çekiniyordu. Sinirlenince ben de kendimi kaybediyordum. O da biliyordu böyle bir huyumun olduğunu. O yüzden suçu ve kabahati de belli olduğu için bunlara karşı gelemiyordu. Ama gitgide annem eriyip bitiyor, bu hastalığın pençesinde ölüme doğru gidiyordu. Artık akrabalarımız falan toplanmış ve annemi nereye gömeceğimizi konuşuyorduk. Kardeşlerim durumun farkında ve perişandı. Okul hayatları etkilenmişti. Babamsa başka bir kadınla gününü gün ediyordu. Annem bir süre yoğun bakımda kaldı. Aniden bir gece ağırlaştı durumu. O sırada babam hastanenin kapısına bile gelmedi. Yoğun bakımda olduğu için yanına girip çıkmamız yasaktı. O dezenfekte bir şekilde sadece birkaç dakika görebiliyorduk. O da her zaman değil. Babamı soruyordu sürekli. Ben de o da hastanede onu almadılar diyordum. Oysa babamın hastaneye uğradığı bile yoktu. Hiç işi yoktu bizimle. Sanki biz onun ailesi değilmişiz gibi davranıyordu. Umrunda bile değildik. Hatta bazen telefonları açmıyordu. İyice ipin ucunu kaçırmıştı. Kendisini kaybetmiş gibi Şule'den başkasına göz görmüyordu. Onca yıllık karısı ölüm döşeğindeydi ve geride kalacak 3 çocuğu vardı. Ama o başka kadın derdindeydi. O yaştan sonra ne aradı bilmiyordum. Aşk mı, cinsellik mi? Neydi Şule'de arayıp bulduğu şey? Çok öfkeliydim babama. Bizim semtteki çocuklar babamın peşindeydi zaten. Bir gün haber getirdiler bana. Kanka, Şule hamileymiş dediler. Çok şaşırmış, öfkeden deliye dönmüştüm. Annem bu haldeyken babam başka kadını hamile nasıl bırakırdı? Hem de o yaşta, hem de böyle bir durumun içindeyken, hem de annem ölmemişken. Resmen onu ölmeden mezara sokma derdindeydi. O haberi aldığım gün babamı elimden zor aldılar. Ben annesine babasına el kaldıracak bir evlat değildim.
Ama babamın annem bu durumdayken ona ihanet etmesini kaldıramadım. Kardeşlerim her gün hastane koridorunda ağlarken gözyaşlarını bile silmedi o babam. Ne haldeyiz bilmedi, yanımıza gelmedi. Aklı bulanmıştı, hiçbir şeye farkında değildi. Bu durumu saklı tutmak benim için çok zor oldu. Bari annemin ölümünü bekleseydin. Kadın daha ölmedi diye ona hem bağırıyor hem de onunla itişip kakışıyorduk. Bir süre eve gelme, defola kadının yanına desem kardeşlerime ne diyecekti? Mecburen onun bu pis hayatına ortak olmak, bu iğrenç sırrını saklamak zorunda kaldım. Ama kendimi tutamadım. Şule'nin yanına gittim. Önce insanlıkta, güzellikte ona annemin hasta olduğunu, babamla hala evli olduğunu, iki kardeşim olduğunu ve böyle bir durumda onun babamla birlikte olmasının doğru olmadığını, annem vefat edene kadar görüşmemelerini, sonrasında ben kardeşlerime sahip çıkacağımı, kendilerinde ne bok yerse yemelerini söyledim. Ama kadın çok çirkefti. Karnımdaki bebeğiyle yedekler getirmedi. Bir kardeşin de benim içimde. Baban öyle istediği an gelip istediği zaman gidemez. Ananız zaten ölecek. Onun için düzenimi bozamam. O ölmesine baksın deyince kadına bir tane tokat patlattım. Bir kadına el kaldırmak asla benim yapacağım şey değildi. Hele ki hamile bir kadına asla. Ama benim annem hakkında ölmesine baksın falan deyince sinirlendim, kendime hakim olamadım. Şule'ye zarar vermemek için o evden çıktım. Çünkü eğer kalırsam kendime hakim olamamaktan korktum. Onları rahat bırakmak, mutlu olsunlar istemiyordum. Ama kardeşlerim ve annemle ilgilenmekten, bir yanda da çalıştığım için onların pislikleriyle çok fazla uğraşamıyordum. Bu yüzden ne yapacağımı bilemiyordum. Keşke bir sihirli deneyim olsaydı da annemi iyileştirebilseydim. Ama mümkün değildi. Annemi iyileştiremiyordum. Zaten birkaç hafta sonra annemi kaybettik. Kardeşlerim perişan oldu. Ben ayakta kalmaya çalıştım. Babam cenazede bir damla gözyaşı dökmedi. Annemin üzerine bir toprak bile örtmedi. Onu annemin cenazesinde görmeye tahammülüm yoktu. Kendime hakim olamayıp onu annemin cenazesinden neredeyse döverek kovaladım. Annemin hiçbir şeyini hak etmiyordu. O da soluğu Şule'nin yanında aldı. Annemin daha 40'ı çıkmadan Şule ile evlendi. Kardeşlerim de sildi onu. Kimse onunla görüşmedi, konuşmadı. İnsan karısının 40'ının çıkmasını beklemez mi? Onu bile beklemedi, ona bile izin vermedi. Kardeşlerimle ben de o günden sonra babamla görüşmek istemedik. Kaldı iki kardeşimin sorumluluğu bana. Bir de evin bütün masrafları. O kadar gençtim ki 20'li yaşlarımın başındaydım. Kendim çok güçlü olmak zorundaymışım gibi hissediyordum. Bir gün bile ağlamadım. Ağlamayı yasakladım kendime. Her şey daha kötü olur diye düşündüm. Ama benim de ağlamaya çok ihtiyacım vardı. Babam o günden sonra hayatımıza dahil etmedik. Bir daha istemedik onu. O da bizi istemedi zaten. Bir yıl sonra benim de hayatıma bir kadın girdi. Seval. Sadece müşterimdi başlarda. Ama sonra aramızda bir çekim oldu. Onu da diğerleri gibi görmüştüm. Bir iki gün takılırım, sonra da bırakırım diye düşünmüştüm. Ben sevmeyi pek bilmiyordum. Bağlanma korkum vardı. Ama o kadın bana sevmeyi, hayal kurmayı öğretti. Onunla bir hayat kurabileceğimi düşündürdü bana. Öyle güzel sevdi ki beni, öyle güzel ilgilendi ki yaralarımı sarmaya gelmiş gibiydi. Hep okşadı başımı, hep dinledi beni. Onun yanında kendimi çok iyi, çok mutlu hissediyor. O varken kendimi hep güvendeymiş gibi hissediyordum. O da zor zamanlar geçirmiş, tek başına yaşayan bir kadındı. Biraz da ailesinden ona kalmış bir miras vardı. Onun da babası yoktu. O paranın da karışa nedeni yoktu. Annesiyle görüşmüyordu. Niye bilmiyorum. Başka bir kardeşi de yoktu. O da bir aile ortamını hasretti. Bir ailesi olsun istiyordu. Bu yüzden kardeşlerimle de yakından ilgileniyor, onlara ablalık yapıyordu. Onlara yakından iyi davranıyordu. Onun ailemle böyle ilgilenmesi beni çok etkilemişti. Annesiz bir evdi artık evimiz. Ve bir kadın eline ihtiyacımız vardı. O da genç olmasına rağmen anneyle değmiş gibi yemekler yapıyor. Kardeşlerimin ütüsüyle, çamaşırlarıyla ilgileniyor. Evimizi bile temizliyordu. Kaç kere tuvaletimize kadar yıkadı. Her derdimize koştu. Maddi ihtiyaçlarımda hep bana destek oluyordu. Seval'i tanıyana kadar hiçbir kadından para almamıştı. Boş da vermiyordu. Sürekli benimle beraberdi, her anını benimle geçiriyordu. Üşüsek de, aç da kalsak yanımızdaydı.
Zamanla akrabalarım da tanıdı Seval'i. Hepsi çok sevdi. Herkes bir bir yanıma gelip Seval'le evlenmemi söylüyordu. Ben de bir sene sonra aynı fikirde olmaya başladım. Artık annemin ölümünden 2 sene geçmişti. Ve bu sürede çoğu yaramı Seval'le sarmıştım. Hem kardeşlerimi de dışlamıyor, seviyordu. Gözü yükseklerde bir kadın değildi. O da benim gibi bir aile ortamına hasret kalmış bir kadındı. Hep benimle ilgilenmek istiyordu. Kardeşlerim de Seval'i yenge gibi değil, abla gibi görmüştü. Ne takı istedi ne de düğün. Onun da ailesinden pek kimsesi yoktu. Güzel bir teklifle onunla evlenmeye karar verdim. Birinin bana evliliği düşündüreceği hiç aklıma gelmezdi. Seval evlendikten sonra hayatım düzene girmeye başladı. Sabahları güzel kahvaltım hazırlanıyor, akşamları yemeklerimiz çeşit çeşit pişiyordu. Evimiz hep temizdi. Herkes aynı saatte yatıp kalkıyor, herkes mutlu, kimse ağlamıyordu. Eski kötü günleri geride bırakmıştık artık. Herkes yuvama imrenerek bakıyor, herkes bizi takdir ediyordu. Seval işi bırakmıştı evlenince, kardeşlerimle ilgileniyordu. Bir gün olsun da kardeşlerimden şikayet etmedi. Babamın zamparalığını yüzüme vurmadı. Bazen parasızlık çektirdim, sabretti. Her zaman gezdiremedim, sustu. Çok sabırlı, çok vefakar, çok da güzeldi Seval. Peşinde kim bilir kaç kişi vardı benden önce. Ona sahip olduğum için kendimi çok şanslı hissediyordum. Benim için apayrı biri haline geldi. Biraz kaybettiğim annem yerine koydum Seval'i. Biraz arkadaşım, biraz sevgilim, biraz dostum. Her şeyden biraz biraz her şeyim olmuştu. Geceleri bir çocuk gibi başımı okşuyor, bana moral veriyor, yorgun olduğumda yorgunluğumu alıyordu. Onunla dünyam değişmişti. Hayatımın en güzel zamanı Seval'le evlendiğim zamandı. Ona gerçekten minnet duyuyordum. Böylesine yanımda olduğu için, böylesine benimle ilgilendiği için ve ailemin yanında böyle dimdik durabildiği için hiçbir şey aramıza girmiyor, açamıyordu. Babam gibi bir hataya kapılıp Seval'e yanlış yapmaktan da çok korkuyordum. Çünkü Seval kaybedilecek bir kadın değildi. Ona gözüm gibi bakmak, en iyi şartlarda onu yaşatmak istiyordum. Her gün ona daha iyi bakabilmenin yolunu aradım. Her gün ona daha iyi davranmaya çalıştım. Çiçek alamadığım günler çiçek toplayıp geldim. Ve bir gün güzel bir haber aldık. Seval hamileydi. Evet, baba olacaktım. Baba olacağım haberini aldım. Çok sevindim, çok mutlu oldum. Babalık duygusunu daha söylediği an hissetmeye başladım. İçim içime sığmıyor, ne yapacağımı bilemiyordum. Seval anne oluyor, ben de baba oluyordum. 2 sene önce yıkılmış ailem şimdi büyüyordu. Birbirimize kenetlenecektik artık. Ama Seval'in hamileliğiyle birlikte masraflarımız artmaya başladı. Seval'i özel bir doktora götürüyordum. Doğacak bebeğimize alışveriş yapmamız, doğum için para ayırmamız gerekiyordu. Bütün bunları yaparken kardeşlerimi, evi de masrafları da ihmal etmeden yapmaya çalışıyordum. Seval hamileliğinden dolayı biraz daha özenli beslenmeye çalışıyor, çok fazla ev işi yapamıyor ve kardeşlerim de beceremiyordu. Ayda bir de olsa eve temizliğe gelecek birini almaya başladık. Seval bir şeyler istedikçe ben onu kırmamaya çalışıyordum. Kardeşlerimin okul masrafları da iyice artmıştı. Onlar da sürekli bir şeyler istiyordu. Kiramıza zam gelmiş, taksitlerimiz ve borçlarımız artmıştı. Ödeme günü gelenleri ödeyememeye başladım. İyice sıkışıp kaldım. Kazandığım maaşın 2 katı kadar para harcama yapıyordum. Ve bu da bize hiç yetmiyordu. Seval hamileyken bu kadar çok maddi stresi yansıtmak istemiyordum. Bir arkadaşım bana sanal kumar sitesini önerdi. Bir veriyorsun, 10 alıyorsun. Sen de oyna bak, paranı katlarsın dedi. Ertesi günde ödemem gereken kira, fatura gibi bir sürü şey vardı. Ama cebimde çok az para vardı. Fakirin umudu belki şans benden yana olur diye girdim oynadım. Gerçekten de başta kazandım. Kazandıkça daha çok oynamaya başladım. Para tatlı gelmeye başladı. Bu kadar kolay para kazanılıyorsa keşke en başında bunu bilseydim dedim. Çalışmama bile gerek kalmaz diyordum. Başlarda güzel para kazanıyordum. Bana dedikleri kadar vardı. Maaşımı neredeyse bir günde alıyordum. Bu da beni bu oyuna iyice bağladı. İyice kendimi o siteye verdim. Sürekli o sitedeydim. Ondan gelen kolay para beni çok rahatlatıyordu. Onunla ailemi geçindireceğimi sanıyordum. Hatta Seval'a birkaç kez hediyeler almış, onun mutluluğunu görünce daha çok mutlu olmuş ve daha fazlasını yapmak istemiştim. Bu yüzden iyice kumara verdim kendimi.
Ama sonra öyle olmadı. O kazandığım paraları kaybetmeye başladım. Sürekli oyunda para kaybediyor. Sürekli kaybettikçe bu kez de kaybettiklerimi almam gerekiyor diye daha çok oynuyor. Tekrar kaybediyor. Onu da almak için yeniden oynuyordum. Bir maaşımı sadece bu oyuna verip kaybettiklerimi kazanmak için uğraşıyordum. Ama sonunda o maaşımı da kaybediyordum. Maaşım kalmadığı için bu sefer iyice evi mağdur etmeye başladım. Çünkü bu döngüde verdiğim paralar yüzünden maaşımdan bir TL bile kalmadan bu siteye yatırıp kaybediyordum. Bu sefer de ne kira, ne fatura, ne yemek, ne taksit. Hiçbir şey ödenmiyordu. Sever sabırlıydı. Ama artık evde doğalgaz, elektrik kesilince, hamile karım ve kardeşlerim kuru ekmeğe muhtaç hale gelince evimde huzursuzluk da başladı. Maaşın nereye gittiğini soruyorlar, cevaplayamıyordum. Bu sefer etrafımdan borç istemeye başladım. Fakat kimse kimseye kolay borç para vermiyordu. Ve aldığım paraları da kumara verip yeniden kazanıp her şeyi düzeltmeye çalışıyordum. Bir kere kazanırsam her şeyi ödeyeceğim, bir daha oynamayacağım diyordum. Ama hiç kazanamadım, hep kaybettim. Borç aldıkça da daha çok battım. Borçlarımı da ödeyemez oldum. Maaşımı aldığımda hem borçlarımı ödemek zorunda kalıyor, hem de evin ihtiyaçlarını yetiştiremediğim için yeniden insanlardan borç istiyordum. Ama borçlarımı da veremediğim için, üst üste insanlardan sürekli para aldığım için bu sefer onlardan da para alamaz oldum. Tek umudum yeniden kumarda kazanmak oldu. Evdeki eşyaları gizli gizli satmaya başladım. Televizyon bozuk deyip televizyonu alıyor, tamir ediyor ama satıyor, kumara veriyordum. Kahve makinesinin yenisini alacağım deyip onu alıp satıp kumara çeviriyordum. Ama evden giden hiçbir eşya geri gelmiyordu. Kumarda kaybediyordum. Seval'le de iyice aramız kötüye gitmeye başlamıştı. Artık dayanamıyordum. Hamileydi ve ona çok şey yaşatmıştım. Çıkmaza girdim. Parasızlık psikolojimi bozmuştu. Dikkat dağınıklığım, intihar düşüncelerim başladı. Herkese borcum vardı, batmıştım. İş yerinde de herkese borcum vardı. Sinirli ve asabi, iş yerinde de sorun çıkartan biri haline geldim. Ve işten de çıkarıldım. Kazandığım 3 kuruş para da gitti elimden. Semtte oturan tanıdığım arkadaşlarıma gittim. Borç istedim, bana çok yakın davrandılar. Veririz ama 3 katını alırız dediler. Tefeci gibi davrandılar, aldım, mecburdum. O an ihtiyacımı karşılamaktan başkasını düşünemedim. Ama ödeme zamanı geldiğinde onların aileme kadar zarar vereceğini biliyordum. Bu yüzden onlara borcumu ödemek için daha çok kumar oynadım. Ama battıkça battım. Kumar beni pisliğin içine kadar soktu. Artık çıkamıyordum. Canıma kıymayı düşünüyordum. Ama doğacak olan bebeğim beni düşündürüyordu. Onu görmeden ölmek istemiyordum. O arkadaşlar da bana pis işler teklif etti. Kabul etmedim. Yaparsan para alırsın dediler. Kabul etmedim. Bu sefer başıma bela oldular. Sürekli beni tehdit ettiler. Onlara borcumu gene başkalarından borç alarak ödedim. Sonra da kısa süre içinde onlar başka başka suçlardan tutuklanıp içeriye girdiler. Belki hapse düşmeselerdi aileme bela olacaklar, beni pis iş yapmaya mecbur bırakacaklardı. Ama çaresizdim. Yüzüne bakmayacağım babamı buldum. Babamı bulduğumda o da şöyleden ayrılmış meğer. Şöyleden olan çocuk ondan değilmiş. Kadın başka biriyleymiş, babamı aldatmış. Bayağı da parasını yemiş. Dolandırılmış da üstelik. Ha bir de kadına nafaka ödüyormuş. Allah belasını vermiş anlaşılan. Ama benim ne gururum kalmıştı ne de başka bir şey. Para diye herkesin kapısında yatıyordum. Babamın kapısında da çok yattım. Verdi birkaç kez. Ama verdiği yetmez diye onunla da kumar oynadım. Hep kaybettim. Bataklıkta perişan oluyordum. Artık uyku uyuyamıyordum, iş bulamıyordum. İtibarım kalmamıştı. Kardeşlerim çok mağdur oluyordu. Seval hamileyken terk etti beni. Çocuğum doğduğunda bile onun yanında olamadım. İstemedi beni. Zaten öğrenmiş benim artık kumar bağımlısı olduğumu. Boşadı beni. Ben çocuğuma hasret kaldım. Kardeşlerime de bakamayınca babam geri dönmek zorunda kaldı. Babamı istemesek de mecburduk ona. Sokaklara düştüm, her şeyimi kaybettim. Kardeşlerim artık beni sevmiyordu. Alacaklılar peşimdeydi. Borçlarımdan hacizlik ve icra dosyalarım vardı. İşsiz kalmıştım. Karım beni terk etmiş ve bebeğimi göremiyordum. İtibarım, onurum, şerefim kalmamıştı. Ve neredeyse parasızlıktan suça karışacaktım.
Yalan yalan üstüne para bulmak için sürekli yalan konuşuyorduk. Bir gün kendimi bir uçurumdan denize atacakken birden bebeğim geldi aklıma. Ağlayarak kendime geldim. O gün fark ettim. Babamdan beter bir baba olmuştum ben. Ve böyle biri olmak istemiyor, kendime hakim olamıyordum. Telefonumu kırdım, denize attım. Bir daha oynamak istemedim. Ve bir kliniğe gidip tedavi olmak istedim. Bir sürede hastanede yattım. Bağımlılık tedavisi gördüm. Kendimi akladım bu durumdan. Uzun ve zorlayıcı bir tedaviydi, kurtuldum. Ama borçlarımı ödeyip kendimi toparlamam 2-3 yılımı aldı. Fakat karımı geri getiremedim. Bebeğimin büyüdüğünü göremeden geçti zaman. Kardeşlerime yeterince iyi bir abi olamadım. Ve insanların güvenini kaybettim. Artık kimse benim doğru söylediğime inanmıyor. Her ne kadar doğru yolda olmaya çalışsam da bir daha insanların gözünde doğru yola giremiyorum. Kumar insanı böyle hızlı ve sert bir şekilde bitiriyor. İnsanı aklını kaybettirir. İntihar bile ettirir. Bir kere bulaşınca aynı uyuşturucu gibi alamazsın kendini. Ve çaresizlik yüzünden her yola düşürür seni. Ben bu yola düştüm. Hayatım hala düzelmedi. Tedavi oldum. Hatta namaza da başladım. Ama maddi olarak ellerim bomboş. Bir daha kaybettiklerimi geri getirmem imkansız. Ellerimde yitip giden bir hayattan başka bir şey kalmadı. Ben yaptım, kimse de bu yola düşmesin. Geçmiş olsun. İnşallah tekrar bu yola düşmezsiniz. En azından geri kalan hayatınızı düzgün bir şekilde yaşarsınız. Evet, kumar bağımlılığı da öyle. Bağımlılık adı üstünde. Uyuşturucudan beter. Kumar bağımlıları çok fazla yalan söyler. Hiç anlayamazsınız da. Allah korusun. Bir kere oynarsın tatlı gelir, kazandırırlar. Sonra kaybettirmeye başlarlar. Çünkü sistem onun üzerine çalışıyor. Kumarda her zaman masa kazanır. Kaybettikçe daha çok oynamak isteğin doğar. Ve gidersin borç alırsın, bir daha yatırırsın. Allah korusun. Zaten Kur'an-ı Kerim'de ayette sabit. Bismillahirrahmanirrahim. Kumar, falokları şeytan işi birer pisliktir diye geçiyor ayet-i kerimede. Devam ediyor ayet-i kerime ama tam hatırlamıyorum. Hatırladığım kadarını paylaştım sizde. O yüzden uzak durmak lazım sevgili dostlar. Ailemiz için, çevremiz için ve en önemlisi kendimiz için. Bakın nerelere kadar gitmiş. Çok üzüldüm. Yargılayamayız bu insanı. Ama bağımlılık işte. Hastalık. Allah korusun yargılamayalım, başımıza gelmesin. Önemli olan buradan kurtulması. Kurtulmuş adam çok şükür. Ona bakalım. Ama burada en çok üzüldüğüm o çocuk. Karısı. İnşallah çocuğuna iyi bir baba olur bundan sonra. Bilmiyorum, belki karısı da affeder. Ama zor işte. Kumar böyledir dostlar. Bir kere saplandın mı çıkmaya çalışırsın. Kazanayım bırakacağım dersin. O yüzden kazandırmazlar. Batarsın. Battıkça daha çok oynarsın. Allah korusun. Ne yuvalar yıkıldı bu kumar yüzünden. Ne evler ne arabalar haybeye gitti. Ve en önemlisi ne çok hayatlar bitti. O yüzden dostlar bu ibretlik hayat hikayesinden inşallah birilerine ders olur. Aman şöyle kazanıyor şu site var deyip girmeyin. Çok fazla reklam dönüyor. Aman ha dostlar. Bütün hepsi tuzak. O siteler nasıl kazansın yoksa paraları? En güzeli uzak durmak. Söyleyeceklerim bu kadar. Sizlerle birlikte inşallah birçok insana vesile oluruz. O yüzden dostlar aşağıdaki like tuşuna basıp video yorum yaparsanız verdiğimiz emeklerin karşılığı olacaktır. Aynı zamanda sizler like ve yorum attığınızda belki bu video 5 kişiye 10 kişiye önerilir. Algoritma o şekilde çalışıyor. Ama izlerken like'a basmayıp yorum yapmadan çıkarsanız sistem sizin bu videoyu beğenmediğinizi düşünür, başkalarına önermeyebilir. İşte o zaman bizler de zarar görmüş oluruz dostlar. İstiyoruz ki herkes izlesin, herkese farkındalık kazandıralım, vesile olalım. Destekleriniz için teşekkürler. Sizleri seviyorum, iyi ki varsınız. Videolarımıza like ve yorum atarak bizleri manevi olarak destekleyen siz izleyicilerimize teşekkür ederiz. Ayrıca yayınlarımızda teşekkürler ve süper sticker gönderen arkadaşlara da bu nazik düşünceleri için çok teşekkür ederim. Bizlere teşekkürler hediyesi göndermek isterseniz videonun hemen altında bulunan paylaş kısmının hemen yanında bulunan teşekkürler kısmından bizlere dilediğiniz ölçüde teşekkürler hediyesi gönderebilirsiniz. Açılan pencerede hediyenizi seçtikten sonra yorumunuzu o pencereden yazabiliyorsunuz. Ve böylelikle yazdığınız yorum hediyenizle birlikte o videonun altında gözükecektir. Sizden gelen teşekkürler ve süper sticker hediyelerini görünce mutlu oluyoruz. Lakin teşekkürler ve süper stickerlar isteğe bağlı bir şey. Zorunlu bir şey değil. Lütfen kendinizi zorunlu hissetmeyin. Manevi destekleriniz zaten bizler için yeterlidir.
Lakin Yunus Bey, sizlere nasıl teşekkürler gönderebiliriz diyen arkadaşlar için bu videoyu bilgilendirme olarak hazırladım. Ayrıca bu videoyu her videomun sonuna koyarak bizlere teşekkürler ve süper sticker gönderen arkadaşlara da teşekkür etmek istedim. Daha güzel yarınlara hep birlikte ulaşmak dileğiyle inşallah. Gelecek bölümde görüşmek dileğiyle sevgiler, saygılar, Allah'a emanet olun.